Bugün işte size son derece kullanışlı bazı bilgiler göstereceğim. Yani öyle hani Photoshop'un içinde çok kaybolmanıza gerek olmadan küçük dokunuşlarla biraz düzenleme yapacağız. Elimizde bol bol stok fotoğraf var. Bunlar hani benim bazıları benim çektiğim fotoğraflar. Biraz garip fotoğraflar da varmış. Bazıları da bu Pexels filan gibi sitelerden inme programlar. Yani artık hani fotoğrafa baktığınız zaman e, biraz onunla alakalı yorum yapabiliyorsunuz e, nedir ne değildir. E, mesela şöyle bir fotoğrafa baktığınız zaman doygunluğu az diyorsunuz, saturation'ı az diyorsunuz. E, ya da hani böyle bir fotoğrafa baktığınız zaman odak neresi, netleme neresi yaklaşık olarak tahmin ediyorsunuz. Ya da bir e, grenlenme var, değil mi? Noise'i var burada. Bunu söyleyebiliyorsunuz. E, bu biliyorsunuz arkadaşlar biraz bahsetmiştik geçen ders. E, fotoğrafta ISO düşük olduğunda ISO e, bizim e, makinemizin diyelim e, sensörümüzün ışığa duyarlılığı ile ilgili ISO düşük olduğunda böyle garip e, piksellenmeler olur. Yani yüksek e, kaliteli makinelerde böyle şeyler çok fazla olmaz ya da ışık yeterli olduğunda olmaz. Yani aslında bu bir akşam üzeri fotoğrafı ya da ayarlar düzgün yapılmadığı için biraz böyle piksellenme olmuş ama bu bazen tercih edilen de bir şey. Hatta bilerek bile ekleniyor, öyle söyleyeyim. Her zaman değilse de. Şimdi burada e, sizinle bir şey e, bakalım, beğenelim. E, sonra e, onun üzerinden biraz e, şey yapalım, işlem yapalım. E, ne yapabiliriz Photoshop'ta? Onu gösterelim. E, ben de arkadaşlar Photoshop 2022 var. Yani e, pardon 23 var. En son Photoshop var. Sizdeki kaç bilmiyorum ama arada öyle ciddi bir fark olacağını düşünmeyin. Ee, küçük değişiklikler oluyor Photoshop'ta. Öyle bariz e, değişiklikler olmuyor. Yani arayüz yaklaşık olarak hep aynı kalıyor. Ee, yani çok eski bir Photoshop bile olsa öyle aralarında ciddi bir fark beklemeyin. Onu söyleyeyim yani. Burada şöyle üzerinde oynanabilir güzel fotoğraf hangisi olabilir diye bakıyorum. Hangisi olabilir? Mesela şu. Onun üzerinde oynayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Benim Photoshop'um şu an arkada açık. Photoshop normalde açık olduğunda yani çift tıkladığınızda böyle bir kare gelecek karşınıza. Yani bir boş sayfa yok. Bir şey yok. Ben gelip buradan yeni dersem bir sayfa hazırlayabilirim. O sayfa üzerine çalışma yapabilirim. Fakat şu an öyle bir şey yapmayacağım. Ee, hazır. Elimdeki fotoğraflardan bir tanesini işlemek istiyorum madem. Buradan sürükleyip atacağım. Tamam Herhangi bir tanesini seçip buradan sürükleyip buraya bıraktığımda bu fotoğraf burada oluşur. Tamam. Şimdi arkadaşlar birkaç kısa yol göstereyim size. Hani bunları böyle ezberlerseniz işiniz kolay. Ee, yok böyle ezberlemezseniz onu mouse'unuz sol tarafa gidip gelmekle ömrünüz geçer. Onu söyleyeyim. Alt tuşu hani klavyenin alt tuşu var ya. Alt tuşuyla mouse'unuzun scroll tuşunu aynı anda e, çevirirseniz istediğiniz yere doğru yaklaşırsınız. Tamam. Bu bir yaklaşma uzaklaşma yani zoom'dur. Sonra space spacebar yani boşluk tuşuyla Mouse'un sol tuşunu aynı anda e, yap, hareket ettirirseniz de pan yapmış olursunuz. Ha bunlar yok mu başka? Var. Burada bakın burada pan var. Buradan gelip buradan da yapabilirsiniz. Ya da şurada bakın e, şöyle kesintisiz zoom yapan bir aracımız da var. Bakın şurada. Oradan da seçebilirsiniz. E, peki burada beni dinlerken bir yandan Photoshop'a açık olanlar e, kaç kişi acaba bir el kaldırabilir mi? Tamam güzel. Ha açıkmış. İki kişi mi? Arkadaşlar şöyle, e, hani Photoshop bir yandan açık olmazsa aklınızda kalmayabilir her şey. E, onun için e, tavsiyem eğer açma imkanınız varsa Photoshop'u mutlaka açın ya da en azından şey yapın, e, not alın. Oldu mu? Bir de sanırım az önce Tolga mı gördüm? Bir üç kişi gördüm gibi hatırlıyorum. Neyse peki. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fotoğrafı açtığınızda yapabileceğiniz bütün ayarların toplandığı bir yer var. Ben size orayı göstereceğim. Zaten sadece orayı öğrenseniz. Hiç değilse yarı yarıya Photoshop biliyorum diyebilirsiniz. Önce ben kabaca göstereyim. Sol tarafta bakın araç çubuğumuzda böyle işte brush işte bunun üzerine karalamalar yapabilirsiniz. Seçim yapabilirsiniz vesaire yazı yazabilirsiniz. Yani bütün kullandığımız araçların toplandığı bir şey var. Üst tarafta bütün programlarda ortak menüler var. Sağ tarafta da burada layer'lar yani katmanlar olan yer var. Üst kısımda da zaman zaman kullanacağımız başka ayarlar var. Layer konusu şöyle. Diğer programlarla haşır neşir olanlar layer konusunu biliyordur. AutoCAD, Max, Lumion bunları kullanıyorsanız layer nedir biliyorsunuz. Layer şöyle aslında sayfalar üst üste koyduğunuzu düşünün. Layer odur. Yani şu an benim sağ tarafta bir tane layer'ım gözüküyor. O da attığım fotoğraf. Layer'ın sol tarafında bir tane göz var. Bu gözü açıp kapatabilirsiniz. Şu an çalışmayacak çünkü tek bir kare attım. Burada başka layer'lar olduğunda bunlar buraya sıralanacak arkadaşlar. Onların gözünü açıp kapatabilirsiniz. Ya da kilitten üzerine değişiklik yapılıp yapılmayacağını karar verebilirsiniz. Ctrl-J tuşuyla yeni bir katman oluşturuyorum. Yani Eski katmanı kopyalıyorum. Şu an iki katman birbirinin aynısı olduğu için benim gözü açıp kapatmam bir şey değiştirmiyor. Bu arada yeni bir program yükledim. Bakalım çalışacak mı? Benim klavyede hangi düğmeye bastığımı size gösterecek. Bakalım inşallah çalışır. Şu olması lazım. Hah, harika. Aşağı tarafı görebiliyorsanız arkadaşlar hatta biraz süre taşıyabilir miyiz acaba? Nasıl bir program? Onu da tam denemedim ama ben klavyeye bastıkça o çalışmaya devam edecek. Ee, yani siz de böylece hoca neye basmış? Hangi kısa yola basmış? Oradan görebileceksiniz. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın eğer e, bu katmanı oluşturduktan sonra, ben bu katman üzerinde değişiklik yaparsam, önce en basit değişikliklerimi göstereyim. Görüntü içerisinde, ayarlamaların içerisinde parlaklık, kontrast, düzeyler ve eğriler. E, pozlamayı da katabilirsiniz. Photoshop'taki üç temel ayardır bunlar. Yani şu üçü e, bir fotoğrafı açıp çalışırken kullanacağınız üç ana ayardır diyebilirim. E, ya bunlarla aslında hani. Ya biraz canlandır diyorsun ya ya da biraz netleştir falan gibi ya da biraz karanlık olmuş falan diyorsun ya. Hani bu e, ilk bakacağınız yerler, yerler buralar olabilir. Aynı şekilde buraların biraz bir de burada otomatik kopyaları vardır. Yani otomatik kontrast dediğiniz zaman Photoshop uygun şekilde buna bir kontrast müdahalesinde bulunur. E, şu an yaptı ama çok az bir değişiklik yaptı. O yüzden öyle pek hissedemiyor olabiliriz. E, şöyle yapacağız arkadaşlar. Mesela buradan ben önce parlaklık kontrastla başlayayım. E, tıkladığınızda hangi layer seçiliyse, şu an üstteki seçili, o layer ile ilgili iki ayar gelir, tamam iki temel ayar gelir. Birisi parlaklık, bakın artıp azalan, bu e, iyice beyaza doğru götüren, ama bu e, düzeyler gibi bir ayar değil. Düzeyler beyaza doğru soldurarak sürükler. Fakat parlaklık öyle değildir. Parlak alanları iyice açar ama koyu alanlar hala duruyor bakın, yani e, yok olmuyor, hani bütün koyuları falan yok etmiyor. Onlar hala varlığını devam ettiriyor. Şurada Hatta siyahlar falan var. kontrasta biliyorsunuz açıklarla koyular arasındaki biraz farkı yok eden bir şey. Öyle tarif edebilirim. Artıran bir şey özür dilerim. Hatta ben şu an parlaklığı değiştirmedim. Kontrastı artıp azalttığımda bakın şöyle şeyler olacak. Kontrast biraz şöyle bir şey aslında. Aşırı olmasını istemiyoruz. Çünkü bütün renkler, tonlamalar dokuları kaybeder. Fakat aşırı az olduğunda da biraz böyle sisli bir hava katar. O yüzden benden size bir photoshop tavsiyesi. Hatta bütün programlar için biraz böyledir. Hiçbir şeyi böyle zirvede bırakmayın. Yani minimum ya da maksimumda bırakmayın. Hep böyle ortalarda gezdirin. Hani bizim genelde göz ayarımız o an biraz bozulabiliyor. Fotoğrafa devamlı baktığınız için açıp hani böyle bunu alıp en sona ya da en sağa filan getirme ihtimaliniz oluyor. Ben nasıl size tavsiye. Her şeyi böyle milimetrik ayarlarla biraz açın biraz kısım sonra bırakın tamam devam ediyorum düzeyler düzeylerde şöyle bir şey aslında burada 3 ana parametre var düzeylerin en sol tarafındaki koyu tonları gösteriyor koyu renkleri diyelim ya da şu ortayı gösteriyor şu da açık yani sadece şu fotoğrafa bakarak ya da şu histogram dediğimiz şeye bu grafiğe bakarak anlıyoruz ki açık olanlar daha azmış Koyu olanlar daha çok. Yani burada fotoğraf üzerinde simsiyah olan bazı alanlar varmış. Ee, ve ben buradan tutup bunları böyle sıkıştırırsam bakın siyahlarda bir sıkışma oluyor. Görüyor musunuz? Ve bu aynı zamanda biraz renkleri de doyuruyor. Çünkü sıkışması demek aynı zamanda doygunluğun artması demek. Tekrar eski haline getiriyorum. Bir de beyazları sıkıştırabilirim. Bu sefer bakın grafik bu tarafa, sol tarafa doğru ilerliyor. Yine bu parlaklıkta yaptığımız ayara benzeyen bir ayar ya da orta tonları hocam yaz Biraz... Evet buyuz ee, şey takılmalar var ama çok geç geliyor da şey çok geç geliyor bakalım Yani benim internetim aslında iyi gözüküyor ama e, arkadaşımız mı sadece problem yaşıyor herkes aynı şey var mı arkadaşlar ben de okey sıkıntı yok gibi gördüm bende de sıkıntı yok e, Belki o sorun yaşayan arkadaşımızın kendi internetiyle ilgilidir ya. Çünkü benimki Aa, şu an anda... hızlı gözüküyor. Bir kapat aç istersen modem oldu mu? Şimdi arkadaşlar orta tonları koyuya koyu ya da açığa doğru sıkıştırabilirim. Fakat şöyle bir kafanız karışmasın. Ya koyuya doğru sıkıştırınca niye açılıyor? Çünkü açık olan bölgedeki toplam alan atmış oluyor. Yani tam tersi işliyor. Bunu şöyle ortada bırakabilirsiniz. diğeri de çıkış düzeyidir. Yani bunlar biraz zorla aslında açıkları açıklaştırır. Yani soldurarak açıklaştırır aslında. Diğeri de aynı şekilde bunu siyaha uygular. Yani soldurarak siyahlaştırır. Ben de size tavsiye ya bu ne yapıyordu hocam tam tanımı neydi filan demek yerine önünüze fotoğrafı alın ve bunlarla oynayın. Bu kadar basit. Hoşunuza gidiyorsa orada bırakın. Ya o an ne yaptığına takılmayın siz. Hoşunuza gidiyorsa doğru şey yapıyorsunuz demektir. Hoşunuza gitmesin nasıl ayarlayacaksınız? Gözünüzü eğiteceksiniz. Yani yüzlerce, binlerce fotoğrafa bakacaksınız. Böylece gözünüzü geliştireceksiniz. Geçen ders yaptığımız şeyin biraz benzerini yapacaksınız. Tamamdır. İptal diyorum. Dokunmadım. Ee, bir de eğriler var arkadaşlar. Ee, bu da şöyle bir şey aslında. Yani e, hani düzeylerde yaptığımız şeye benziyor. Ama burada bir eğri vermiş oluyoruz. Diyoruz ki, yani koyu tonlarda daha uzun oyalan, e, işte hani parlak tonlara geldiğinde bir es çiz Orada da bir oyalanma yap. Orta tonları biraz terk etti. Yani koyularda ve aşırı açıklarda bir yoğunlaşma var. Görüyor musunuz? Ama burada biraz fazla oynarsanız bir yerden sonra saçmalamaya başladığını göreceksiniz. Bunun sebebi şu. Daha koyu olan, daha açık olandan daha yukarıda olduğu zaman e, orada bir gariplik oluyor. Aynı şey burada da geçerli. Bakın açıkta onlarda da biraz gariplenme oluyor. Onun için burada hafif bir S vererek e, konuyu çözmenizi tavsiye ederim. Bunlara tekrar tekrar geleceğiz. Ya yani öyle hani Terk edip geçmeyeceğiz. Ben en azından başlıklarını öğrenin diye gösterdim. Bir şey daha söyleyeyim. Parlaklık kontrasta eğer şunları kendiniz ayarlamak yerine otomatik derseniz Photoshop'un önerisini görürsünüz. Photoshop size bunu öneriyor. Neye göre? Dengeli olmasını istiyor. Dengeli olursa böyle olur diyor. Ama bunun önerisine güvenmek zorunda değilsiniz. Yani Photoshop'un önerisini sevmek zorunda değilsiniz. Aynı şey düzeyler içinde geçerli. Otomatik dersem bakın biraz düzenleme yaptı. Bence böyle daha iyi diyor. Ama kural değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben size şunu sorayım. Ana renkleri hatırlıyorsunuz. RGB'di. Bizim hepimizin gözleri aynı rengi aynı şekilde görmez. Aranızda biraz felsefeyle ilgilenen varsa elini görmek de beni mutlu ederdi aslında. Yani hepimizin gördüğü kırmızı aynı kırmızı değil. Hepimizin gördüğü mavi aynı mavi değil. Bunun bir felsefi tarafı var. Yani fenomenolojik dediğimiz bir tarafı var. Bir de bunun biyolojik bir tarafı var. Aranızda hiç renk körü var mı acaba? Renk körü var mıdır arkadaşlar? Ya yani Onun için Photoshop biraz daha zorlu bir süreç. Yine imkansız değil ama zorlu bir süreç diyelim. Normalde hepimiz üç renk algılıyoruz. Bir tetrakromatlar var. Dört renk algılayan. Onlarda başka bir renk algılayıcısı daha var. Kadınları da daha fazla bu. Ben kendi gözümle ilgili bir test yaptırmıştım. Tetra -kromat çıkmıştım. Yani daha fazla renk algılayabilir olmak bu tip işlerde en azından Photoshop, fotoğraf işleme ya da render grafik işlerinde size avantaj getiren bir şey yani onu bir bakın hani derim size. Mesela renk körü olduğunu da çok geç bir yaşta fark edenler oluyor. Yani 22-23 yaşına geliyor. Daha yeni bir test yaptırıyor mesela. O yaşına kadar tam anlayamamış. Niye? Çünkü renk körlüğü öyle net kesin var yok gibi bir şey değil. Bazılarında biraz var. Biraz yok filan gibi durumlar da var. Ama şöyle hani öyle hayatı zehir eden bir şey değil. Onun hepsinin yolları var. Ya yani programlarda filan da renk körlüğüne adapte ol filan gibi seçenekler var. Tamam. Hocam artık... bir şey sorabilir miyim? Heh, Furkan buyur. Onun testini nerede ya da nasıl yapabiliyoruz ki o yani renkör değil de diğerinin. Tetrakromat o şöyle internete yazsanız çıkıyor. Yani... Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok yakın bir renk, te... iki renk soruyor. Ayırabiliyorsan tetrakromatsın diyor. Buyur Eren sor. E, bu kullandığımız uygulama e, Adobe'nin e, uygulaması değil mi? Ücretli Adobe, evet. Adobe, evet. Ücretli, de, ücretli değil mi hocam bu ya şöyle ücretli ee, ama ücreti tabii ki diğer öyle Maxi AutoCAD gibi falan değil makul bir ücreti var. 200 lira mı ne gösteriyor? Yani. Ayda 50 TL ile bir yıl kullanabiliyorsun en son sürümü. Hem de sadece Photoshop'u değil yanında Lightroom'u falan da veriyor yani. 2-3 programı birden kullanabiliyorsun. Anladım. Ücretsiz bir şekilde bunu yapma şansınız var mı biliyor musunuz öyle bir şey? Ya ücretsizi şöyle yani. e, crack bulursun <laughs> yani onun dışında e, zaten genelde de kredi kullanılıyor. Ayrı mesele ama onun için bizim eğitmen olarak vermemiz doğru olmuyor. E, ama şey konusunda hani Türkiye'de çok haklısınız. E, mesela Max'i atıyorum. Bir insan nasıl satın alabilir ki? Lumion'u yani Türkiye koşullarında bilmem kaç bin euro Yani çok ciddi bir kazancın olacak. Akaran olacak ki Lumion'u satın alacaksın da bir yıl kullanacaksın. Artık hakikaten Türkiye'deki birçok bir ofis için bu lüks kaçıyor. Onun için programları çok şikretli kullanıyor. Maalesef durum bu yani. E, yani ee, hani keşke imkan olsa da biz de hepsini ücretsiz e, ücretsiz demeyeyim de özgür sürüm olarak alabilsek ama maalesef artık bir kısmını crackli bir kısmını o şekilde kullanıyoruz ne yapalım yani ha şey ama siz öğrencisiniz hepiniz max'i e, otoketi lumion'u ücretsiz kullanabilirsiniz o, ücretsiz e, öğrenci sürümleri var ona bakın oldu mu ee, hele ki mühendislik öğrencileri için yani gayet de kolay yani o şekilde indirmek Şimdi arkadaşlar, bu fotoğrafla ilgili yapacağınız hani işlemlerini şuradan yapabileceğinizi göstermiştim. Bütün işlemleri derleyip, toplayıp bir araya getiren bir kısım var demiştim. Ctrl-Shift-A'ya basarsanız bakın nereye açıldı? öteki tarafa açıldı. Şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Şimdi burası Photoshop'taki bütün ayarları bir araya getiren bir sayfa. Öyle diyeyim. Bir de yakın zamanda Lightroom'un bazı ayarları buraya eklendi. Yani epeyce de güçlendi. Hani şu sağ taraftaki parametreleri kullanarak bu fotoğraf üzerinde diyebilirim ki yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben size şöyle kabaca bahsedeyim. Şimdi burada en başta bir sıcaklık ayarı var. Yani sıcaklık şudur. Renkleri maviye kaydırır. Çok abartırsanız mavi tonlarında olur. Diğeri de sarıya doğru kaydırır. Çok abartırsanız sarı tonlarında olur. Ama mesela özellikle gün Gün ışığı ya da e, öğlen saati filan fotoğraflarında biraz vurgulamak için şöyle sarı filan yapılıyor. Ama fotoğrafın kendisi sarı ağırlıklıysa e, o zaman biraz maviye çekiliyor. Yani dengelenmeye çalışılıyor. Ona beyaz dengesi denir. Duymuşsunuzdur belki. Elinizdeki fotoğraf makinelerinde de var. E, renk tonu da e, green ve magenta arasında gidip geliyor. Yani e, yeşile doğru çekiyor. Diğer ihtimalle de magentaya doğru çekiyor. Yani aslında burada iki tane parametreyle dört renge e, hangisini dengelemek istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Burada da Photoshop'un diğer taraflarında olduğu gibi bir otomatik ayarı var. Yani basarsanız sizin için Photoshop bir öneride bulunuyor. Bakın her şeyle oynadı. Görüyor musunuz? İşte bunu biraz sola çekti. Bunu sağa çekti falan. Böyle iyi oluyor dedi. Tekrar söylüyorum beğenmek zorunda değilsiniz. Varsayılan diyorum. Şimdi pozlama arkadaşlar, bizim fotoğraf makinemizin en ana ayarı aslında. Yani ışığa ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bunu ne kadar açarsak o kadar bir nevi parlak çıkıyor. Ya da ne kadar kısarsak ışığa duyarlılığı o kadar azalıyor. Yani şu an ışığa çok fakir bir duyarlılığı var. Öyle diyebiliriz. Onun için bunu hani şu an nasıl yakışıyorsa öyle yaparsınız. Mesela ben şuraya falan çektim. Şimdi de fena durmuyor. Her zaman söylüyorum bu sayıları sakın ezberlemeyin. Sakın. Yani şöyle bir şey yok. Bir kere 10 yapmıştım çok güzel olmuştu filan diye bir şey yok. Sol tarafa bakacaksınız. Fotoğrafta ne görüyorsanız olur. Yani gözünüze güveneceksiniz. Hafızanıza değil tamam mı? Kontrast diğer hani az önce görüntüde girdik ya. Oradaki kontrastla aynı. Yani o ne yapıyorsa bu da aynı şey yapıyor. Biraz şurada bırakıyorum. Açık tonlar sadece açık tonlara müdahale ediyor. Bunun şöyle bir esprisi var. Eğer bazı yerler fazla açıksa. Bunu şöyle biraz kısabilirsiniz ya da açıkları daha da arttırabilirsiniz. Ama genelde amacımız açıkları açmak değildir. Öyle olsaydı parlaklığı arttırırdık. Değil mi? Ne yapıyoruz? Açıkları genelde böyle kısmaya çalışıyoruz. Sadece açıklara müdahale edebildiği için. Gölgelerde aynı şekilde sadece gölgelere müdahale ediyor. Daha koyu gölge istiyorsak gölgeleri çekiyoruz ya da tam tersi gölgeleri şöyle açabiliyoruz. Sadece gölgeleri tabii ki. Beyazlar ve siyahlara çok fazla dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Yani bu biraz e, gölge ya da aydınlık olduğuna hiç bakmaksızın sadece beyazlara ve sadece siyahlara e, müdahale ediyor. Netlik arkadaşlar, bu şöyle bir şeydir. Eğer e, sivilceli bir fotoğrafınız varsa netliği çok artırmak istemezsiniz. Netlik e, biraz böyle hani yüzeylerdeki, e, biraz kontrasta benzeyen bir tarafı da var. Ne kadar detay varsa hepsini ortaya çıkartır. Yani bakın, hani... Ee, ama aynı şekilde de kusurları da ortaya çıkartır. Yani şu an mesela arka tarafta ben biraz noise'ı görüyorum. Bunu biraz netlik e, abarttı. Az önce de vardı. Ciltte de biraz bozulma var. Grenlenme var. Netlik bunu abarttı. Eğer netliği çok azaltırsam bu sefer her, her şeyde aşırı bir flulama görüyorum. Yani netliği iyice götürüyor bakın. Şuradaki dokuyu görüyorsunuz. Onun için tekrar söylüyorum. Bunu böyle hani sonuna kadar açtım, sonuna kadar kıstım gibi değil de e, yani ortada belli bir e, dengede ilerletmeye çalışın. Sisi kaldırma da biraz böyle bir şeydir. O da biraz hafif netliğe benzeyen bir tarafı var. Açarsanız her şeyde daha böyle bir net bir his alacaksınız. Kısarsanız da biraz daha böyle sisli bir etki alacaksınız. Bu da yine gözünüze kalmış. Doygunluk arkadaşlar bütün renkleri daha doyguna doğru itekler. Bakın. Görüyor musunuz? Yani mavi doydu, sarı doydu, kırmızı doydu, yeşil doydu. Bu da tam tersi. Siyah beyaza doğru itekler. Yani siyah beyaz yapmanın yollarından birisi bu aslında. Bütün renkleri iyice fakir yapmak. Sıfıra indirmek. Ama tabii ki e, doygunluğun tek ayarı yok. Bir titreşimle ilgili bir ayar var. Bu da e, biraz fakir olanları doyuruyor. Zengin olanlara çok dokunmuyor diyebiliriz. Bu da aynı şekilde. Kıstığınız zaman tamamen siyah beyaz olmuyor. Dikkat edin. E, bu çünkü doygunluk gibi çalışmıyor. Titreşimi hani doygunluktan daha farklı çalıştığını bilin. İkisini ayrı ayrı deneyin. Benden tavsiye. Tamam mı? Bir de arkadaşlar burada e, bakacağınız başka bir şey daha var. Keskinlik. Bakın keskinleştirme. E, o da şudur. Yani her resimde biraz fluluk mutlaka olur. E, öyle çok keskin fotoğraf diye bir şey pek olmaz. İsteriz ama olmaz. Lenslerimiz o kadar keskin fotoğraf almaz. Hele şu an zaten oynanmış bir fotoğrafa bakıyoruz. Yani hiçbir fotoğraf bu kadar olmaz. bu Oynanmış zaten. Ya bakın şu ağacın yüzeyindeki e, kabukları falan görüyor musunuz? Bu kadar olmaz. Keskin işte keskinlik dediğimiz şey bunu artıran bir şey. Aynı şey tabii ki grenlenmeyi de artırıyor. Yani bir şeyi artırırken bir yandan hasar da veriyorsunuz. Onu bilin, tamam mı? E, bunu da yine böyle kontrolsüz de açmıyoruz, dokunmuyoruz. E, parazit azaltma da biraz aslında bizim bu parazitlerle yani şu noktalamayla mücadele etmemizi sağlıyor. Ama e, e, bu e, hani nasıl diyeyim? parazitle mücadelede tek araç değil. Bununla ilgili başka araçlarımız da var. Göstereceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela e, burada artırdığım zaman bakın burada hani ciltte o gereksiz e, parazitlenmenin e, bir şey olduğunu değiştiğini görebiliyoruz. Tamam mı? Şöyle gibi. E, bir de burada arkadaşlar başka bir şey daha var ki aslında bana kalırsa e, en önemli aracımız o. E, şurada HSL ayarlamalar diye bir kısım var görüyor musunuz HSL yazıyor bu şu aslında e, ton, doygunluk, ışıklılık diye üç tane parametresi var e, şöyle söyleyeyim şimdi diyelim sahnede sadece yeşillere müdahale etmek istiyorsunuz yani her şey güzel sadece yeşiller biraz e, tondan, doygunluktan fakirleşsin istiyorsunuz şöyle çok basit doygunluğa gelirsiniz yeşilleri bulursunuz. E biraz kısarsınız. Hatta siyah beyaz bile yapabilirsiniz. İyice kıstım bakın şu an. Görüyor musunuz? Yeşillerde bir fakirlenme oldu. Ya da mesela sarılar, değil mi? Aşırı göze batıyor. Belki biz burada bu poz veren kişiyi ön plan çıkarmak istiyoruz. Sarıları da yine fakirleştirebilirim gibi. Tamam. Ee, onun dışında yani şuradaki diğer tonların hepsiyle aynı şeyi yapabiliyorum. Mesela mavileri açtığımda. Etekte bir e, daha tonlanma yani daha doygun bir tona geçmek gözüküyor ama hiçbir zaman birebir aynı tonu olmayabilir. Bu maviler şu mavi olmayabilir. Orası zaten mor aslında bir nevi. Bakın moru da açıyorum. Ama şunu unutmayın tonu yani doygunluğu aşırı artırdığınızda e, biraz bir yerden sonra detaylar kaybolacak. Onun için bunu abartmamanızı tavsiye ederim. Bu yaptığımız sadece doygunluk ayarıydı. Mesela kırmızıları da kısabilirim. Bakın şu an kırmızılara müdahale ettiğimde Zemindeki o kaldırım taşları filan değişiyor. Bir de ruj değişiyor bir yandan. Görüyor musunuz? Yani kırmızıyı da kısabilirim. Ee, başka bir şey daha var. Bir de ton var. Yani mesela e, şu mavi olarak e, düşündüğüm şey aslında belki e, hani başka bir ton olmasını istiyorumdur. Bunu gayet basit. Tek e, tıkla yapabiliyorum. Yani maviyi çiyana doğru kaydırıyorum aslında. Ya da moru maviye doğru kaydırıyorum aslında. Görüyor musun Başka bir ton elde ettim. Ya da yine mesela yeşilleri sarıya kaydırabilirim. Bir sonbahar havası yaratabilirim. Çok keyiflidir ya bunlarla oynamak. Ya da şu yeşili mesela biraz şeye doğru kaydırsam, hafif turuncumsu bir etkiye doğru kaydırsam. Bakın. Ya arka planda baya baya sonbahar etkisi oldu. Ve ön planda da böyle maviler, çiyanlar giyinmiş. Birisini elde ettim. Tamam Işıklılık da şudur. E şimdi tonla ne yaptım? Renkleri yer değiştirdim. Doygunlukla e, doygunluklarıyla oynadım ve siyah beyaz yaptım ya da ışıklılıkla da e, koyu açık bununla oynayabiliyorum. Yani mesela şu mavi dediğim şeyin belki biraz daha koyu olmasını istiyor olabilirim. Tamam mı? Ya da su sutonların biraz koyu olmasını istiyorum. İşte yeşil dediğim şeyin belki biraz daha açık kendine şöyle geri plana atan bir şey olmasını istiyorumdur. Burada yaptım. Sarıları da yaptım şu an. Tamam mı? Soru var mı arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Hızlı mı gidiyorum? Hızlı gitmiyorsun hocam mı demek istiyorsunuz? Bence tamam peki. Yani. Emine bir şey mi demeye çalışıyor? Sesi bağlanıyor diyor. O ne demek? Girmeye mi çalışıyor? Evet, tamam. evet hocam büyük ihtimalle düşmüş tekrar bağlanıyor şu an. Olabilir tamam pekala. Şimdi devam edeyim arkadaşlar. Bir de şu en sonda e, hızlı ayarlar diye bir şey vardır. Bu da Lightroom'dan geldi aslında. Yani e, şu ayarlar aslında Lightroom'daydı önemli bir kısmı. E, bu şöyle bir şey yapar. Burada görmüş olduğunuz ayarların tamamını e, hızlı ayar dediğimiz bir şekilde derleyip toparlar. Yani sizin haricinizde dünya üzerinde başka sanatçıların Oturup çalışmışlar, bazı güzel ayarlar yapmışlar. Siz de onların ayarlarına bakıyorsunuz, tıpkı Instagram'daki filtreler gibi. Bakın, mesela buradan böyle hızlıca görmenin çok bence e, şey bir tarafı var, keyifli bir tarafı var. Ya böylece hani e, nasıl bir şey elde etmek istediğinizi önce buradan karar veriyorsunuz, sonra onun üzerinde oynayabiliyorsunuz. Yani şöyle. Şu an masuma tıklamıyorum, e, sadece geziyorum. E, bu arada gezdiğim yer benim sık kullanılanlar. Yani kendi seçtiklerim. E, şöyle listeyi aşağı indirecek olursanız pek çok e, hızlı ayar olduğunu göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi yüzlerce belki. E, bu ayarlar içinde mesela atıyorum travel diye bir başlık açılmış. Onun içinde bazı ayarlar var. Ben bir tanesine gelmişim yıldız atmışım. Ya da burada başka bir ayara gelip siz yıldız atabilirsiniz. Böylece en başa gelir. Yani o ayarı sevdiğiniz anlamına gelir. Lifestyle filan neyse, hani burada neyi seviyorsanız, food artık herhalde bu şey demeye çalışıyor. Yemek fotoğraflarını daha çok bunlarla mı yapıyorlar e, filan işte neyse burada e, vintage filan var, bu da enteresan e, tonlar elde ediyor. Futuristik var. Futuristik hiç beğenmemişim demek ki yıldız atmamışım. Tamam sinematik mesela sinematikleri ben biraz seviyorum aslında gerçekten de sinematik bir etki veriyor mesela şu gerçekten güzel oldu yani bu kare için güzel oldu fakat şunu unutmayın ben buna tıkladıktan sonra şimdiye kadar yaptığım ayarların hepsi gider yani bu hepsine baskın gelir domine eder ya yani bu ayar demek aslında diğerlerini böyle ezen onların yerine geçen bir ayar demek tamam mı yani şuraya gelip buradan bir ayar yaptığımızda şunu yapmamız gerekiyor belki. Önce belki en son gelip, en sona gelip yani e, burada bir ayar yapacağız. Sonra e, ayar yapacağızdan kastım. Hazır ayar beğeneceğiz. Sonra diğer kısımlara gidip küçük düzenlemeler yapacağız. Çünkü mesela başa geliyorum bakın netliğe filan müdahale edilmiş. Yani e, bunu müdahale eden şey başta şu az önce gösterdiğim e, hızlı ayarı değiştirmiş olmam. Tamam mı? Ha böyle şöyle bazı ayarlar hepsine müdahale edecek diye bir şey yok yani. i̇lla atıyorum gelip siyahlara beyazlara dokunacak diye bir şey yok. Bazıları dokunuyor bazıları dokunmuyor olabilir. Burada arkadaşlar işimize yarayacak ha mesela black white var. Yani siyah beyaz demek tek bir şey demek değil ya. Duygunluğu sıfıra çek. Oldu sana siyah beyaz. E, o kadar basit değil yani. Siyah beyazın türleri var. E, çünkü burada her ton daha farklı koyulukta çıkıyor. Yani en kontrastlı ya da keyifli gözüken hangisi ise onu seçebilirsiniz. Mesela bana kalırsa şu güzel çıktı. Diğerlerinden daha iyiydi. E, retrolara bakalım. E, ya da burada daha böyle konu odaklı. E, subject diyor ya. E, konuya odaklı. ya yani konuyu tespit ediyor. Yapay zekasıyla konu üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar e, bir önceki derste e, bir insan fotoğrafı üzerinden gitmiştik. Bir de bir render üzerinden gidelim. Aranızda zannediyorum mimar yoktu eğer doğru hatırlıyorsam varsa beni düzeltin. Şöyle çalışmalar yapıyoruz, tamam? Yani bunları çeşitli programlardan renderliyoruz. Render şu demek, yani bu biz bunu üç boyutlu bir dijital ortamda tasarlıyoruz. Gerçek bir fotoğrafmış gibi ışığa, gölgeye, malzemeye maruz bırakıyoruz. Bazen saatler sürüyor, bazen günler, geceler sürüyor. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bu bizim hatta şu an baktığımız şey e, benim Kenya'da yaptığım e, bir iç mekan düzenlemesi. Hatta e, bildiğim kadarıyla Güney Afrika'nın da en büyük kulesiymiş. E, onun resepsiyon kısmı. E, oradaki bazı hani şu an karelere bakıyorsunuz. Bunlar ham kareler arkadaşlar. E, ben size biraz e, birkaç soru da sorayım hem interaktif yürüsün. Bir JPEG fotoğrafıyla bir PNG fotoğrafı arasındaki farkı bilen var mıdır acaba? Duydunuz mu arkadaşlar? PNG yani JPEG, JPG ve PNG. PNG. Ne fark var arada? Bilen var mı? Şimdi arkadaşlar renk bit derinliği diye bir şey var. Yani yan yana koysanız tıpatıp aynı gözüküyor. Aradaki farkı gözle algılayamazsınız. Fakat e, Photoshop aradaki farkı algılar. E, bu şu anlama geliyor. Az önce yaptığımız işlemleri bir JPG fotoğrafa yapsanız yanabilir. Yani e, biraz şöyle e, nasıl diyeyim karanlık yerler açılsın dersiniz. Bir bakarsınız parazitler oluşur. E, biraz renkleriyle oynarsınız bozuluğu verir. Çünkü e, JPEG'in topu topu 13 milyon tane rengi vardır. Fakat PNG'nin 281 trilyon rengi vardır. Şu an karşınızda bir PNG fotoğrafı görüyorsunuz. Daha çok yer kaplar. Hatta kaç yazıyor. Buradan da görebiliriz. Şöyle bakayım. Mesela şu tek bir fotoğraf 30 megabayt yer kaplıyor. Yani biz bu fotoğrafları tabii ki şey amacıyla kullanmıyoruz. Yani işte nasıl diyeyim? Mail atarken yani ya da çalışmalarımızı şöyle bakın bu aşamaya geldim falan demek için kullanmıyoruz. Biz bunları kendimiz işlemek için kullanıyoruz. Yani bunu alıyoruz Photoshop'ta üzerinde oynuyoruz sonra bunu kaydederken JPEG olarak kaydediyoruz. Tamam. E, doğal olarak karşımızdaki insan artık bunun üzerinde oynayamaz olmuş oluyor ama düşük megabaytlı bir e, fotoğrafa dönüşmüş oluyor. E, şöyle yapalım arkadaşlar. E, burada bir şey seçelim. Mesela yine böyle bir render almışım. Bunu ben aldım. E, bakın daha önce konuştuğumuz aslında bir şeyler var burada. Yakınlarda bir bulanma var. Netleme var değil mi? Burada binamız net çıkmış. Uzaklar yine bulanık çıkmış. Hem bulanık hem sisli çıkmış. Bakın sis de var, bulanıklık da var. Peki, şunu niçin almış olabilirim? Yani ya da şöyle diyeyim. Hem bunu alıyorum, hem bunu alıyorum. Niçin? Yani şöyle bir anda benim ne işime yarıyor olabilir? Cevap vermek isteyen ya da fikir yürütmek isteyen var mı acaba? Küçük bir ödül verebilirim ya bunu bilebilene. Yani şöyle bir şey benim ne işim yarıyor olabilir ki gökyüzü siyah çıkmış. Objeler renkli renkli çıkmış. Böyle bir şey benim ne işime yarıyor? Objelerin farkına bakmak için mi acaba isimle ayırt etmek için? Çok yaklaştın. et. devamlı gelendirme için mi? Dur aynı anda konuştunuz. Az önce Özgür mü konuştu? Hmm. Ben galiba bir ha. şey söylemiştim ama ha, birisiyle buyur. daha karıştı. Farklı gölgelendirme yapmak için mi? Farklı gölgelendirme ne demek? Evet. Daha yeni mesela başka renklerle böyle rengini hani değiştirir gibi yapmıştık ya. Onun gibi tamam. bir şey mi? E, tamam. E, bu senin cevabın dursun. Bir cevap daha veren vardı az önce. Sesler renk kaldı. alt tonu demiştim ama böyle. Ha, renk alt tonu o ne demek? Açar mısın? E, mesela hani gökyüzünün siyah olması. Hani... Böyle mesela diğer e, cisimlerin veya ışıkların etkisinde kalmadan. Olan... Ha şöyle yani bu e, şey demek istiyorsun e, tamamen ayrı ayrı hale getirmek amacının mı? Onu demek istedim. Evet evet. Onun gibi. Aslında şöyle arkadaşlar üç tane cevap geldi üçünüzün cevabı birbirini toplayınca doğru cevap çıkıyor. <laughs> yani böyle volta'n oluşunca e, şimdi şöyle benim normalde şu renderda pardon şu renderda gökyüzünü tek başına seçme şansım yok. Diyelim ki gökyüzü üzerinde oynama yapacağım. Ama gelip nasıl seçeceğim? Tek tek bunun etrafından mı döneyim ya da gökyüzü olan her yeri ben nasıl seçebilirim? Burada diğer renklerin ya da ışıkların etkisinde kalmadan gökyüzünü rahatlıkla seçebilirim. Ben Photoshop'a diyeceğim ki siyah olan her şeyi seç ve konu kapanacak. Ya da diyelim camları seçmek istiyorum. Yani Şurada camları seçmek ne kadar uğraştırır siz düşünün. Mesela bunların böyle etrafından döneceksiniz tek tek. Problemi anlatabildim değil mi? Tek tek böyle uğraşacaksınız. Onun yerine sadece Photoshop'a e, işte yeşilleri seç. Yani şu renk tonunu seç. Dediğiniz an konu kapanacak. Tamam Yani bunu aslında ben render programında kendim söylüyorum. E, material ID ile render et diye. Böylece elimde böyle bir şey de olmuş oluyor. Ee, şimdi gelin bunlarla ilgili bir, bir tanesi üzerinde bir oynayalım. Güzel olmuş mu bu arada beğendiniz mi? Bunları Lumion render aldım. Ben böyle resim gibi seviyorum ya. E, böyle kurcalamayı yani mesela kimse bana otur da bunu yap demiyor. Yani oturuyorum bazen işin e, doğrusu ne yalan söyleyeyim rahatlamak için hobi amaçlı filan da çalıştığım oluyor. İlle de bir dersin ya da işin kapsamında olması gerekmiyor. Bakın mesela aynı şekilde burada da. Görüyor musunuz? Tamam mı? Şimdi ben e, bunlardan bir tanesiyle üzerinde oynayayım. E, bu arada arkadaşlar bizim derslerimizin sonuna kadar hatta biraz daha ek süre verebiliriz. E, küçük bir e, ödüllü yarışma e, düzenleyebiliriz. E, benim biliyorsunuz yazarım e, yeni kitabımın ismi Kuklacı olacak. E, Kuklacı kitabına gidecek bir kapak fotoğrafı acaba tasarlayabilir misiniz? Eğer sizin tasarımınızı kullanacak olursak e, küçük bir e, hediye vermek isteriz. Tamam, kuklacı. Şöyle bir müsait zamanınıza bakın. Aklınıza bir şeyler gelecek mi? Hatta biraz sonra ise birkaç kitap kapağı fotoğrafı da göstereyim. Onun için konuyu ve bütün hikayeyi de bilmemiz daha iyi olmaz mı aslında? Aslında bilmemeniz daha hayırlı belki. Onun için daha özgün olacaksınız. Ben bildiğim için biraz kendimi sınırlıyorum. Yani kuklacı kelimesi size ne çağrıştırıyorsa çalışabilirsiniz. Olur mu? Hocam Godfather'daki hani şu var ya <laughs> ona vezete, vezete. Evet benim şey. de aklıma ilk o gelmişti doğrudur. Ona şey deniyor değil mi? Misina. Misina deniyor. Bu ipler evet. ve hani oynatmak için kullanılan evet. elemanlar. Artı şeklindeki evet. şey. Pinokyo izlediyseniz orada da var. Ya da hani gerçi bir sürü çizgi film oldu. Hepsinde de vardı muhtemelen. Tamam şimdiden düşünmeye başladığınızı anlıyorum. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Şimdi arkadaşlar bakın bir örnek e, attım. E, gelin biraz bunun üzerine bir düzenleme yapalım. Bu da bir PNG fotoğraf e, ve hatta bir hayli yer kaplayan bir PNG fotoğraf. Bakalım e, 91 megabayt ne demek? 91 megabayt ve çözünürlüğü epey fazla 7680'e 4320 e, epey fazla tamam e, şimdi böyle hani yüksek çözünürlükle yüksek kaliteli fotoğraflar üzerine oynamak daha iyidir. Çünkü yaklaşırsınız, bozulmaz. Bakın. Yani kolay kolay piksellerine ulaşamazsınız. O yüzden detaylarıyla rahat oynayabilirsiniz. İkincisi, renk derinliği yüksek olduğu için içerisinde şu an bizim görmediğimiz bir sürü rengi saklıyor. Rahatlıkla, üzerinde, keyifle oynayabiliriz. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Ctrl-J diyerek layer'ı kopyaladım. Bunu anladınız değil mi? Artık alıştınız diye düşünüyorum. Sonra buraya bir layer daha attım. Şunu. Az sonra belki bununla ilgili bir iş yapacağım. Ee, tamam. Şimdilik kapatıyorum. Şimdi ben bu e, sahnenin ne Ctrl Shift A diyerek şöyle biraz düzenleme yapayım. Ne yapabilirim? Öncelikle şu en çok sevdiğim e, hazır ayarlara bakayım. Benim şöyle bir hatam var. Hatam demeyeyim de takıntı diyeyim. Yani e, bu şekilde kareleri seviyorum. Ya böyle koyu ve e, biraz düz tonlu. Flat diyeyim. Hani Beyazlarla o koyuların iyice birbirine ayrıldığı. Bana romantik geliyor ama öyle piyasa çalışmalarında falan çok tercih edilmiyor. Yani her şey böyle net gözüksün. Apaydınlık olsun falan gibi şeyler isteniyor. ya yani Mesela şu fotoğraf benim için güzel bir kare olabilir. Niye olmasın? Yani şöyle bakalım. Başka neler var? Burada evet. Kırmızı kaldırma. Kırmızıya biraz daha doğru kayış yapan bir fotoğraf o. Tamam. Vinyeti hatırlıyor musunuz? Geçen ders vinyetten bahsetmiştim. Hatırlıyorum diyen bir ses etsin. Hadi ya unutmuş olamazsınız. Vinyetten bahsetmiştim. Belki bir ipucuyla. <laughs> Vignet diye yazılıyor. İpucu bu. Vignet. Kita sıfır mı? Arkadaşlar vinyeti unuttunuz mu ya? Hani e, bu dikdörtgen kadraja sağ alt ve sol alt taraflar, köşeler daha doğrusu hafif koyulaşıyordu. E, Objektifin yuvarlak olmasından dolayı vinyet oydu. Yani kontrol shift anın içerisinde de vinyet ayarı vardır ayrıca. Yani şuraya gelip, burada bakın, biraz aşağı inerseniz, bakın vinyet oluşturma vardır. Yok, hafif, orta, ağır köşeleri görüyor musunuz? bu kaçınılmaz olarak oluyor. Yani yuvarlak e, objektife dikdörtgen, kare ya da diyelim bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Onun için kaçınılmaz olarak oluyor. Tamam? E, bunu yaptıktan sonra biraz şöyle pozlama e, pozlamayla falan da oynayabiliriz. Yani hafif kontrastı biraz artırabiliriz. Sanırım burada kontrast istiyor. E, biraz e, hafif titreşimi kısabilirim. Tamam? Fena olmadı. Şimdi ee, diyelim ki ben sadece şu kadın üzerinde bir işlem uygulayacağım, tamam mı? Ee, ne yapıyorum? Şu layer'a geliyorum, az önce attığım layer'a, seç diyorum, renk aralığı diyorum, burayı seçiyorum. Ee, burada da bunun hassaslığı var arkadaşlar, yani çok hassas yaparsanız burada gereksiz, lüzumsuz yerleri de seçer ama şu pembeyi yakalaması çok zor değil, yani şöyle yapmanız yeterli. Bakın etrafında bir seçim dönüyor, görüyor musunuz? Yani şu an burayı seçti. Ee, Photoshop'ta seçmek bir meseledir. Onun için seçmesi bizim için e, faydalı bir şey. Yani oturup ben etrafında kendim çizgiyle geçecektim. Ama şu an kendisi seçti ve ben şu az önce seçtiğim layer'ı kapatıyorum. Tekrar işlem yaptığım layer'a geliyorum. Yani diyorum ki bu kadın e, biraz şey çıktı. Koyu e, çıktı. Ben sadece bu kadın üzerinde bazı işlemler yapabilirim. Ne yapabilirim mesela? Parlaklığını artırabilirim. Kontrastını azaltırsam hatta biraz e, dokusu da ortaya çıkıyor. Tamam. Gibi. E, e, tamam olabilir. Merak Hocam. Çok oynamak lazım. Buyurunuz. Bir şey sorabilir miyim? Birkaç kez söylediniz ama. Bu kadını nasıl seçtik? Tekrar gösterir misiniz? Tamam. Bu kadını nasıl seçtik? Şimdi şöyle seçtik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İptal edeyim. En baştan söylüyorum. Tamam mı? Hatta kadını seçmeyelim. Bu sefer pencerede seçelim başka bir şey yapmış olalım. Şimdi bakın. Hı -hı. Benim seçebilmek için bir kere bir şablonum var. Yani sizin elinizde böyle bir şey yoksa yapamazsınız. Bunu ben nasıl elde ettim? Şu görüntüyü elde ettiğim program yani Lumion bana verdi. Tamam mı? Hani e, bu biraz tabii şey oluyor. Aslında hileli oluyor. Yani sizin elinizde her zaman bu kadar güzel bir şablon olmayacak. Onun için siz buraya gelip e, başka seçme araçlarıyla uğraşmak cebelleşmek zorunda kalabileceksiniz. Onları da göstereceğim, ayrı mesele. Yeni bir yapay zeka geldi, onu da gösteririm. Ama en azından şu an ben şablonla nasıl seçiyorum, onu gösteriyorum. Şablonu açıyorum. Şablon işaretliyken, <laughs> bu işaretliyken, seçin içine geliyorum. Renk aralığı diyorum. Bu sefer mesela pencereleri tıkladım. Yani nereye tıklarsam dikkatliysen, şurada küçük bir önizleme geliyor. Fark ediyor evet. musun? Evet. Yani. Böylece ben hatta şu an bak bu bitkiyi seçtim buradaki. Mesela pencereye tıkladığım zaman pencere seçiyor ve çok seçimi genişletmeden ya yani toleransını artırmadan tamam dediğimde hatta şu an bir kontrol yapıyorum hızlıca. Evet fena durmuyor. Tamam pencereyi tamam. seçtim. Burayı kapattıktan sonra şu an ben bütün pencerelerin seçili olduğunu görüyorum. Hatta öyle ki ben bu pencerelere başka bir manzara bile koyabilirim çünkü seçimi yaptım, silerim, arkaya başka bir şey koyabilirim ya da daha keyifli bir şey yapabilirim. Mesela tam bu kadının olduğu kısmı biraz belki aydınlatmak isteyebilirim. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada brush ayarına geliyorum aracına. Brush fırça. Tamam. Fırçaya geldikten sonra benim elimde şöyle bir fırça geliyor. Masumun sağ tuşunu tıklayarak hangi tür fırça istediğime karar veriyorum. Burada yumuşak kenarlı bir fırçaya geleyim. E bu arada şurada muhtelif fırçalar var. Yani benim kendi indirdiğim real smoke falan var. Yani duman fırçaları bol bol. Ben biraz seviyorum. Hatta onları da gösteririm size. E fırça nasıl indirilir onu da gösteririm. E buradan şöyle yumuşak fırçayı ben seçiyorum. Seçtikten sonra yine mouse'umun sağ tuşu ve klavyenin alt tuşuyla bunun boyutunu ayarlayabilirim. Tamam Ve yukarıdan opaklığını ayarlayabilirim. Şunu demek istiyorum. Tıkladığım an be boyayacak her yeri. Tamam Eğer opaklığını düşürürsem daha şeffaf bir boyama yapacak. Tamam mı? Şimdi yine alt tuşuna basarak buradan ben bir renk emebilirim. Yani damlalıkla. Şöyle parlak olan kısımdan bir tane renk emiyorum. Kendim şuradan gelip sol altta e, şu an tıklıyorum. Buradan bir renk seçebilirim. Bana kalmış bir şey. Ama ben özellikle sahneden bir tane renk alıyorum ki sahneye uyumlu olsun diye ve bir kere tıklıyorum. Hatta bir kere daha tıklasam olur. Gördüğünüz gibi tam kadının olduğu yerde bir aydınlanma yarattım. E, ve kadın daha da ön plana çıkmış oldu. Görüyor musunuz? Aslında güzel oldu. Bakın yani şuralar biraz daha koyu gidiyor. Hatta orada biraz karışıyordu. İç içe giriyordu. Yani şuralarda falan biraz daha koyu gidiyor. Ama burada e, bir aydınlanma oldu. Ha biraz arkadaki at biraz belli olması azaldı sanki ama e, benim hoşuma gitti kare. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Şu eski hali. Şu yeni hali. Bakın. Yani benim burada objem ya da en azından konum burası olduğu için direkt bakışları buraya çektim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu fotoğrafta aslında biraz bakışları gereksiz şekilde oyalayan şeyler var. Yani buradaki işte oturmalar, halılar, bir şeyler, etraf. Yani dikkati dağıtıyor. Eğer benim konum, subject'im şu kadınsa ve dışarıdaki manzaraysa e, konuyu buraya çekebilirim. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım şeyleri biraz hızlı yaptığımın farkındayım. Siz sadece yapılabildiğini görün diye yapıyorum. Yoksa bunları biraz daha ayrıntılı konuşacağız. E, şimdi konuyu daha kadına odaklayayım diyorum, tamam mı? Tekrar ediyorum. Ne yapmış oldum? Şu e, üzerinde çalıştığım e, layer'ı kopyaladım ve yeni bir kopya oluşturdum. Bunun üzerine şimdi bir işlem yapacağım. Bakalım ne yapacağım. Control Shift A diyorum. Önemsiz yerlerin e, önemsiz yerlere ne olmasını istiyorsam bu layer'a da onu yapacağım. Şimdi kadın ve subject'i görmeyin. Sadece önemsiz yerlere ne yaptığımı görün. Tamam mı? Netliğinin azalmasını istiyorum. E, pozlamanın biraz düşmesini istiyorum. Sonra kontrastın azalmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi daha e, böyle hevessiz gözüküyor. Sol, solgun ve e, keyifsiz gözüküyor diğer kısımlar. Hatta e, keskinliğin içerisinde biraz şöyle ışıklılık diyerek e, parazitlerini de biraz azaltıp hafif yumuşama etkisi de vereceğim. Tamam mı? Tamam diyorum. Şu an diğer kısımlar değil. Her yer bozuldu. Şimdi beni dikkatli izleyin arkadaşlar. E, alttaki layer'da az önce yaptığım ayarların hepsi var. Ama üstteki layer'da solgun gözüküyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Silgiye geliyorum. Bakın şurada silgi var. Gördünüz mü? Bir de bu arada bir şeylerin üzerine durduğunuzda e, neyle ilgili olduğu açılır. Silgiye geldikten sonra tekrar yine e, mouse'umun sağ tuşu ve klavyenin alt tuşuyla e, bir düzenleme yapabilirim. Sağ tuşu tıklayarak buradan hangi aracı seçmek istediğimi söyleyebilirim. Biraz şöyle büyükçene çene bir e, brush ayarlıyorum. Ve sahnenin yaklaşık olarak ortasına ve benim için odağa yani kadına bir kere tıklayacağım. Ya da bir kere daha tıklayacağım. Üç kere tıkladım. Böylece ne oldu? Şimdi dikkatli izleyin. Aslında ortası delik. Yani üstteki katmanın ortası delik. Ortasına alttaki daha net olan katman gelmiş oldu. E, ve doğal olarak benim diğer kısımlarım soluk. Biraz vignet uygulanmış gibi. Ama ortadaki e, subject'im soluk. E, daha net çıktı. Bu anlattıklarımı anlayan var mıdır acaba? El kaldırabilir mi? Biraz nedense hızlı gittiğimi hissetmeye başladım. O harika ya iyi tamam. Tıkır tıkır geliyor. Diğerlerinin e, kafasından soru işaretleri mi var? Tamam anlamadım diyenlerden birisi niçin anlamadığını bizimle paylaşabilir mi acaba? Hocam şurası çok karışık geldi diyen var mı? Yok mu? Hadi arkadaşlar niye anlamadım? Hocam böyle? anlaşılıyor ama sizinle Hı. beraber biz yani ben yürütemiyorum açıkçası. Şu an çünkü biraz hızlı gibi oluyor. Tamam senin önünde bir Photoshop vardı değil mi? Evet evet var. Ha, tamam peki. Ee, yani şöyle aslında. Beraber yürütebilmeniz biraz tabii doğru. Hem takip etmek hem bir yandan uygulamak zor olabilir. Fakat en azından e, ne yaptığımı Görsel olarak takip edebiliyorsunuz. Evet. Ha evet, şunu yaptı, deldi, e, alta net olan kısmı koydu, üstte de o delikli olan e, layer'ı koydu ve böylece alt kısım ya orta kısım subject net çıktı, diğer kısımlar daha önemsiz bulanık veya koyu çıktı. Tamam, mı? buraya kadar tamam. Hı hı. Buraya kadar tamamsa tamam değil mi Ayd? Sorun yok. Ya, benim için tamam. Tamam peki. E, bir şey daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu iki layer aslında birbiriyle kardeş layer. Çünkü birinin ortası delik, diğeri solgun falan. Ee, diğeri net yani. İki layer'ı tutup kontrol tuşuyla basılı kalarak iki layer'ı birden işaretliyorum. Ee, kontrol E diyorum. Ve birleştiriyorum. İki layer şu an birleşmiş vaziyette. Yani tek layer oldu. Yani aslında az önce yaptığım işlemlerin tamamı aslında şu an tek layer'ın içinde. Tamam mı? Ee, bunu yaptım çünkü... Artık bu sahne üzerinden düzenlemelere devam edeceğim. Ee, tekrar başa dönmek istemiyorum. Şimdi ilk başta elime gelen kare neydi? Yine ara sıra nostaljik oluyor ona bakalım. Evet bakın neler yapmışız. Bayağı subject öne çıkıyor değil mi? Burada dikkatimiz sağa sola kayıyor devamlı. Bir oraya bir buraya filan. Burada konuyu toplamak istediğimiz yere hemen çekebiliyoruz. Peki ee, yine bence burada kadraj gereğinden fazla geniş. Onu düzenleyelim. Arkadaşlar sadece C'ye basıyorum. C, Enter falan yok. Sadece C. C'ye basarsanız, C'ye basarsanız ben biraz önce bozmuştum da o kalmış. Etrafa şöyle bakın, üstte, alta, sağ kenara filan. Bazı araçlar, seçme araçları gelecek. Bu şekilde ben kadrajımı düzenleyebilirim. Bunu şey gibi düşünün. Bir fotoğrafı çektiğiniz zaman ilk önce size bir ham veri vardır sadece o. Yani fotoğrafı olduğu gibi tutmayın. Her zaman için fotoğrafın içindeki bir kadrajı, bir kareyi kendi asıl fotoğrafınız olarak düşünün, tamam mı? Olduğu gibi her yeri tutmak zorunda değilsiniz. Yani buradan tutup şöyle biraz çekebilirsiniz, düzeltme yapabilirsiniz. Biraz da şuradan tutup şöyle düzeltme yapabilirsiniz. Yani biraz şöyle iç, iç kısımlara doğru çekeyim. Bu arada şu çıkan çizgiler e, şuradan arkadaşlar belirleniyor. Üç üçüncüler kuralı yani sahneyi üç'e bölüyor aslında. Hani şu referans çizgilerini bir yerlere denk getirebilirsiniz. Bazı çizgileri e, bu bazı teknik hani e, bir fotoğraf tekniği olarak kullanılabilir. E, ya da altın oran çizgilerini bir yerlere denk getirebilirsiniz. Mesela şu an altın oranın şu çizgisi. Bakın buraya denk geliyor. Altın orandan bahsetmiştim. Geçen ders onu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamıyorum diyen sanırım yoktur. Hatırlıyor musunuz altın oranı? Ha tamam Furkan hatırlıyor. Peki Serkan da hatırlıyordu. Güzel. Harika. İpek de hatırlıyor. Harika tamam peki. Şimdi arkadaşlar altın oranı uyduracağız diye burada gereksiz bir e, aşırı sündürmelere falan gitmenize gerek yok. Yani bakın mesela şurada uyudu. Ee, şu kısmı ben doldurabiliyorum nasıl doldurduğumu göstereceğim ama bu da biraz e, gereksiz bir e, şey ekledi yani siz bazen e, bu çizgilere uyacağız derken bozabilirsiniz onun için her zaman gözünüzün ayarına yani gözünüzün e, bu dengelemesine güvenin onun için mesela şu an altın oran değil de üçüncüler kuralı biraz daha iyi gözüktü gözüme yani şu üçüncünün ortasına yaklaşık olarak kadını yerleştirecek şekilde e, şöyle bir sahne yapabilirim diye düşünüyorum. Eğer buradan okey dersem, bakın şu yukarıyı görüyor musunuz? Okey dersem artık kırpacak ve e, benim e, sahnem burası olacak. Tamam mı? Ve bunu yaptıktan sonra yine yeniden e, Ctrl Shift A ile açıp e, bir şeyler üzerinde değiştirmeler, düzeltmeler şunlar bunlar yapabilirsiniz. E, yani buna sos kadar devam edebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ya ben ne yaptım? Ben Ee, kendi yani çalışmalarım açısından bunları photoshop'ta yaptım. Ya buna benzer şeyler işte bakın mesela ben denemeler yapmışım falan Bunların hepsini photoshop'ta yapıyorum. Çalışıyorum. Ee, sonra da biraz oylamaya sunuyorum işin doğrusu. Yani tereddüt diye bir novellam vardı. Gerçi henüz basılmadı da. E, böyle bir e, denemeler e, yapmıştım. Ya nasıl olur acaba diye. E, bu fotoğrafları ücretsiz bir şekilde Pexels'ten indirebilirsiniz. E, yazıldığı gibi okudum. Onu söylemiştim o siteyi. Şu az önce baktığımız fotoğraflarda da Pexels'in çok fazla fotoğrafı vardı. Yani ben biraz fotoğraf indireyim de üzerinde oynayayım diyecek olursanız oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bu da yine mesela benim e, Ötekiler romanı ile alakalı kapak denemelerim gibi arkadaşlar, tamam mı? Yani e, baskıya verdiğimiz fotoğraflarda mutlaka telifsiz olmasına dikkat ediyoruz. Onun için free e, olmasına özen gösterin siz de. E, Böyle bir şey. Tekliflere açığız yani. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Yine o C komutuyla alakalı. Kırpma ile alakalı yani. PNG'lerden bir tanesini açayım. Mesela şunu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu Lumion Student versiyon. Sol alt tarafa şöyle bir stamp basıyor. Biz bundan kurtulmak istiyoruz diyelim. Burada kurtulmak e, biraz daha zor olabilir ama. şu Daha güzel bir örnek olacak. Başka bir şey göstereyim. Mesela şu nasıl acaba? Yok aynısını mı açmışız? Şuna bakayım. Tamam. Şimdi şu aşağıdaki stamp'ten kurtulmak istiyoruz diyelim. Bunu nasıl sileriz? Şimdi e, bunu nasıl sileriz ile ilgili bakarken. Yani hocam şöyle silgiye geliriz işte siler geçeriz diye bir şey yok değil mi arkadaşlar? Artık onu tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü böyle yaparsak arka taraf şeffaf kalacak. Yani hepten yok olacak. Bunu buradan silmenin ne gibi bir yolu olabilir? Onu söyleyeyim. Şurada bakın arkadaşlar seçim aracı var. Ya da ha neyse ben yine de C'den göstereyim yine. Şöyle yapalım. Seçim aracına giriyorum. Seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Dolgu diyorum. Bu yapay zekasıyla bir işlem yapıyor. Her zaman bu kadar mükemmel olmayabilir. Ki şu an biraz hatalı da gözüküyor. Bir çizgi çekti. E, ama yine de fena olmayacak şekilde bir dolgu yapıyor. Yani bunun çalışma mantığı nasıldır? Onu söyleyeyim. E, şu etraftan aldığı örnekleri e, bunun içine yığar. Yani şuradan alır, buradan alır, buradan alır. Bunun içine doğru yığıma yapar. Böylece ee, çevreye benzetmeye çalışır. Ama bu tabii yani yazı şöyle e, fotoğrafın işte ortasında bir yerinde olsaydı e, o kadar iyi yapamazdı. Tamam mı? Yani e, işte hani daha böyle düz bir dokunun üzerindeki bir şeyi yok edebilirsiniz. Mesela atıyorum şu yaprağı yok edebilirsiniz belki. Ya da şurayı işte bakalım nasıl yapacak. Deneyelim. Tamam diyelim. E, eh, yaptı. Güzel de yaptı. Çünkü etrafı zaten temiz gökyüzüydü. Oradan örnekler aldı. Ama işte geleyim de şuradaki insanı sileyim diye bir şey olmaz. O zaman arkadaki doğramayı ne yapacaksın? Onları o kadar güzel yani mükemmel devam ettiremiyor. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu anlattığım gayet pratik bir şey aslında. Yani ben her yerde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Gayet basit. Seçime geliyorsunuz. Çerçeve için alıyorsunuz. Sağ tıklayıp dolgu diyorsunuz. Az önce yani olmaz dediğimiz şey nasıl olacak bakalım seçelim. Sağ tıklayalım. Dolgu diyelim. Tamam diyelim. Eh yaptı işte. Yani çok mu kötü? Yok fena değil. Gördünüz mü? Hiç belli olmuyor. Güzel oldu mu? Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Zor değil değil mi? Anlaşıldı hocam. Şimdi arkadaşlar birkaç araç daha var da o e, bu derse sıramın elimde değilim. Ha, bir de başka bir yöntemi daha yapacağız demiştim. O da şöyle bir şey. Onun için de uygun bir fotoğraf bulayım. Ee, ne bulabiliriz? Bakalım. Şu. Emre Bey çok ufak böleceğim ama son beş dakikamız kaldı. Haber veriyorum. Öyle mi? Evet. Tamamdır. O zaman şöyle, ben onu sıkıştırmayayım. Ee, sonraki derste onu konuşuruz. Tamamdır. Ee, nasıl isterseniz. Geçen ders dediğim yine bu ders için de geçerli arkadaşlar. Şey yapın oldu mu? Biraz örnek getirin. Üzerinde konuşalım. Artık bence daha iyi üzerinde konuşulacak bir e, şeydesiniz. Durumdasınız. Yani e, bir şeyler daha söyleyebilirsiniz. Mesela saturation ya da keskinlik. Mesela bu kavramlarla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. Vignette onu tekrar ettik. E, bunu söyleyebilirsiniz. E, soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Ya Benim bir sorum vardı. Ya Furkan buyur. Bu kalitede fotoğrafları siz nereden buluyorsunuz? Biz nereden bulabiliriz? Demiştim ya Pexels. Bulayım mı o siteyi? Evet, evet tamam hatırladım. Sıkıntı yok. Bak şu. Şu işte. Yani burada mesela bir şey söyle. Ee, bilmiyorum. Bir konu söyle. Cat. Yani cat. Bak. Ve ücretsiz. Ve yüksek çözünürlüklü bunların hepsi. Yani. Ya şuna bas mesela. Baksana. Çözünürlüğe. 5360 ne demek ya 3560. Üstelik bu çözünürlükte indirmek istemezsen diye diğerlerini de önermiş. Küçük dediği bile 640. Ya yani bayağı yüksek kaliteli ve ücretsiz olarak veriyor. Bunları indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Bunlar tehlikeli mi yoksa istediğimiz gibi kullanabiliyor muyuz? Yok, kullanabilirsin canım. Kullanabilirsin de eee birkaç uyarı veriyor galiba bazılarında. Ücretsiz kullanım diyor, tamam? Yok, sorun yok. Tamam ben de. Tamam arkadaşlar. Evet sevgiler arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz Emre Bey. Çok sağ olun hocam. İyi, hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.